Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi çok fazla derecede mail geliyor bu eğitimlerle ilgili. Çok haklı olarak devamlı aynı şeyleri soruyorsunuz. İşte hani hiçbir şey bilmiyorum, işte acaba zayıf kalır mıyım? Veya bilen kardeşlerim işte abi hani biliyorum hani acaba ileri düzey mi, temel düzey mi, işte nedir diye. Şimdi tabii herkese tek tek cevap veremiyorum. Her eğitimde ne yazık ki aynı videoyu çekiyorum veya benzer bir videoyu çekiyorum. Ama tabii haklısınız sormakta. Tabii beforethenews.com eğitim bölümünde videolar var aslında eğitimin neyle ilgili olduğu ile ilgili. Şimdi ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar, finansal piyasaları önemli olan nasıl bakmanız gerektiğini öğrenmek. Yani aslında hiçbir şey bilmiyor olmanız daha avantaj. Çünkü kafanıza bir şeylerle geldiğiniz zaman onları değiştirmeye çalışmak bazen zor oluyor. Ama hiçbir şey bilmeden bile gelseniz hiçbir şekilde korkmayın. Çünkü burada piyasalara nasıl bakmanız gerektiğini, neye yatırım yapmanız gerektiğini, yani gerektiğinde kendi bestlerinizi nasıl yönetmeniz gerektiğini, piyasanın neyi algıladığını, neyi fiyatladığını, neye oynadığını, neye yatırım yapmanız gerektiğini belirledikten sonra nasıl pozisyon açmanız gerektiğini, paranızı nasıl bölmeniz gerektiğini, paranızı bölerken risklerinizi nasıl dağıtmanız gerektiğini, dolar işlemi yaparken hangi platformları kullanmanız gerektiğini, hisse senedi işlemi yaparken kendinizi hedge edebilecek mekanizmalar var mı? Teknik analiz, bu bir teknik analiz öğreneceğiniz ama başlı başına bir teknik analiz kursu değil. 3-4 tane indikatörü öğreneceğiniz ve o indikatörle teknik analizin ne kadar basit bir şey olduğunu ve sadece ama teknik analizin üzerine strateji yazmayı öğreneceksiniz. En önemlisi stop loss'ları öğreneceksiniz. En önemlisi trade disiplinini öğreneceksiniz. Eğer ki zayıf kalan arkadaşlarımız, kardeşim, bugüne kadar bir tane kardeşimiz de oldu. İstediğiniz eğitim ondan sonra tekrardan gelip bir kere daha eğitim alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok bununla ilgili. Ve eğitimlerden sonra da hani bu iş işte ya işte 8 saat eğitim, işte eğitim aldım bitti, uçacağım kaçacağım para kazanacağım diye bir şey yok, bu devam ediyor. WhatsApp gruplarında arkadaşlarınıza yazışmalarınız, grafik incelemeleriniz, ters bir şey olduğunda hani benim müdahalem hani niye burada veya bana istediğiniz zaman soru sorabileceğiniz, bu çalışarak öğrenilecek bir şey. Ama ilk oyunun kurallarını öğrenmek çok önemli. İlk paranızı korumayı öğrenmek çok önemli. Ondan sonra hani trade edersin ki ben çok fazla tavsiye etmiyorum hani günlük işlem yapmayı Forex tarafında, ama paranızı yönetmeyi, yani kendi besinizi, kendi ailenizin parasını yönetirken bir şeyler biliyor olarak onu yönlendirmek çok daha büyük bir keyif. Dolayısıyla lütfen şey yapmayın. Bilen kardeşlerim, hani birazcık daha ileri düzey olan kardeşlerim, grubun durumuna göre hani daha farklı şeylerden bahsedebiliyoruz ama hani emin olun alacağınız oradaki bir tane cümle. Çünkü hani ben direktman piyasanın içinden geldiğim için ben hani bir hoca, bir analist değilim. Bunu her zaman söylüyorum. Ben hardcore iş yapan bir adamım. Bizim anlatacağımız tecrübelerden, bizim yaşadığımız şeylerden, biz kendimizi nasıl disipline ediyoruz, nasıl piyasalarda işlem yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, bunlardan bile alacağınız emin olun bir iki tane cümle size çok farklı level'lar atlatır. Çünkü bu işin hani ileri düzeyi, işte çok ileri düzeyi falan diye bir şey yok. Bu iş trade ettikçe ilerlersiniz. Trade ettikçe hatalarınızı görür, kendi hatalarınızı düzeltmeye çalışırsınız. Bunu ne ben ne bir başka eğitimci bir dostumuz bilemez. Ama ben bu işin içinden geldiğim için marketten para kazanarak hani bir nebze size faydam daha fazla olabilir. Dediğim gibi lütfen korkmayın. Yarın Ankara'da olacağız. 1-2 kişilik galiba boşlar kaldı ama Ankara yani bir daha çok uzun bir süre gelmeyebilirim. O yüzden ek kontenjanlar alabilirim. İzmir tarafı da olmak üzere 18 Mayıs'ta Allah kısmet ederse İzmir'deki kardeşlerimizin yanında olacağım. Zamanı vakti olan dediğim gibi buyurursa hep beraber görüşürüz. Çok fazla mail geliyor. Yani yazamıyorum. Yazamadığım zaman da bu sefer ben üzülüyorum. Hani terbiyesizlik mi yapıyorum diye, ama arkadaşlar yetişemem, yazamam. O yüzden bu videoyu yayınlayacağım. İzledikten sonra kendiniz ister yarınki Ankara eğitimine veya 18 Mayıs'taki İzmir eğitimine buyurabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin.